Endometriozis kadınların yaklaşık %5'inde görülebilen kronik bir hastalık. Özellikle adet sancısı çeken ya da kronik kasık ağrısı olan kadınlarda %50'sinden fazlasının endometriozis olduğu gösterilmiş. Endometriozis nedir? Rahim iç duvarının rahim içinden başka yerlerde tutulmasıyla gerçekleşen bir hastalık. Örneğin tüplerden karın boşuna dökülen kan hücrelerinden rahim arkasındaki karın zarına, rahimi tutan bağlara ve hatta yumurtalıklara yerleşerek bu hastalığı oluşturmaktadır. Klasik olarak bu hastalar bize en çok şu şikayette başvururlar. Şiddetli adet sancısı çeker bu kadınlar. Cinsel hayatlarında ilişkilerinde şiddetli ağrı yaşayabilirler. Sürekli olan kronik kasık ağrıları olabilir. Adet düzensizlikleri olabiliyor. Bir de tabii ki gebe kalmada problem yaşayabiliyor bu kadınlar. Tanısını koymak biraz zor. Bazen klinik ve muayene bulgularıyla tanı koy. Bazen ultrasonda çikolata kisti gördüğümüz zaman tanı koymak daha kolay oluyor. Bu hastalığın sebebiyle ilgili hani nedeni tam açıklanabilmiş değil, ancak en sık suçlanan sorun adetle birlikte rahim ağzından nasıl aşağı doğru vajinaya doğru kan akımı oluyorsa tüplere doğru da gerisin geri ve karın boşuna doğru bu adet kanı dökülüyor. Bu adet kanı birçok kadında dökülmesine rağmen her hastada endometriyosis olmuyor. Bunun vücudun savunma sistemi ile ilgili bir defekt olduğu da söylenebilir bu hastalarda ve dökülen bu endometriyum hücreleri o bölgelere yerleşerek hastalık oluşturuyor. Endometriyosisin genellikle 3 tipini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi yüzeysel endometriyosis dediğimiz sadece karın zarını tutan endometriyosis hastalığı. Yumurtalıkları tuttuğu zaman burada çikolata kisti dediğimiz endometrioma ile o birlikte olan endometriyosis hastalığı ve bir de derin infiltran endometriyosis dediğimiz tuttuğu bölgeye 5 milimetreden fazla invazyon gösteren, yani 5 milimetreden fazla o dokuyu tutan, ağırlı nodüller oluşturabilen bir endometriyoz şekli var. Endometriyozda gelen hastaların gene kliniğine göre tedavi veriyoruz. Hastanın şikayeti ağrıysa bir takım yumurtlamayı baskılayıcı, hormonları baskılayıcı ilaçlar ya da analjezikler kullanabiliriz. Hastanın şikayeti yine ağrı ve çikolata kisti varsa ameliyatta bu çıkartılabilir ya da bu derin endometriyozis odakları ameliyatta alınabilir. Hasta bundan ciddi fayda görecektir. Ya da hastanın şikayeti gebe kalamamaksa buna yönelik tedaviler kullanabiliriz. Bu hastalarda gebe kalamanın en sık sebebi yumurtalıklarla tüp arasındaki o bağlantının bozulması, tüpün tıkanması olarak gösterilmektedir. Bunun dışında sperminle yumurtanın buluşmasını engelleyebilmesi, rahmin tutunabilirliğinin azalması gibi şeyler de suçlanabilmektedir. Bu hastalığın dediğim gibi tedavisinde de eğer gebelik istiyorsa erkek partnerinin sperm durumuna göre, hastanın yaşına göre, evlilik süresine göre bir tedavi protokolü seçiyoruz. Bir de endometriyozis hastalarında özellikle çikolata kisti varsa dikkat etmemiz gereken şeyden bir tanesi yumurta rezervi. Bu hastalarda yumurta rezervi diğer hastalara göre daha çabuk azalabilmektedir. Eskiden çikolata kistleri çok sık ameliyat edilirdi ama artık günümüzde eğer hastanın gebelik beklentisi, çocuk isteği varsa bu hastalarda ameliyattan mümkün mertebe çekinmeye, kaçınmaya çalışıyoruz. Daha çok yardımla yürüme tekniklerini kullanıyoruz.